Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar. Nasıl ve Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 1 Nisan Pazartesi, saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çipa, Ekonomi Masası'nın 1,5 saatlik dilimiyle karşınızdayım. İlk yarım saatte Ankara'dan Canan Sakarya bizlere eşlik edecek. Türkiye seçimini yaptı. Ankara'da yansımalar neler? Bu hafta nasıl geçecek? Hem seçim atmosferini de biraz konuşacağız Canan Sakarya ile. Sorularımız olacak. Hemen ardından tabii ki seçimin piyasalara yansımalarını da merak ediyoruz. Bugün borsada nasıl bir açılış olacak? Piyasaların ilk tepkisi, sonuçları nasıl olacak? Firiz hocamız bizlerle birlikte olacak. Ayrıca tabii ki haftanın yine öne çıkan verilerini kendisinden dinleyeceğiz. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz ilk dilimde bizlerle birlikte olacak. Sizin de sorularınız varsa lütfen bize YouTube üzerinden ulaşın. Bugünkü anketimizde borsada açılış nasıl olur şeklindeydi. Pozitif veya negatif yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. Günaydın Hakan Güldağ, iyi haftalar. Günaydın. Berfin, iyi haftalar olsun. Artık seçim gündemini kaldırdık. Seçim gündemini masamızda kaldırdık. Bence de artık ekonomiye zaten artık dönme ekonomi zamanı da evet geldi. Yani siyaseti daha arka planda bırakacağımız bir süreci yaşayacağımızı düşünüyorum ben de. Umarım da öyle olur zaten. Evet, aynen öyle. Peki. O zaman bir güne başlarken bakalım. Hemen ardından zaten bol bol bugün seçimi konuşacağız. Tamam, konuşacağız. Birazdan konuşalım. Yerel seçimler sonuçlandı. Muhalefet seçimlerden başarılı çıktı. Resmi olmayan verilere göre Türkiye genelinde CHP'nin oy oranı %37,72, AK Parti'nin oy oranı da %35,52 oldu. Bu verilere göre CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece İstanbul'dan Ankara'ya geçerek Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz açıklamasını yaptı. Seçim sonuçları dünya basınında da yankı buldu. Dolardan seçim sonuçlarına ilk tepki, Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda saat 12 itibariyle, gece 12 itibariyle %0,13 artışla 32,42 lira şeklinde oldu. 57 yeni otel ve 57 yenileme yatırımı projesi daha teşvik belgesi aldı. Borsada ilk çeyreğin yıldızı bilişim ve teknoloji sektörleri oldu. Borsada ilk çeyrekte öne çıkan 33 endeksin sadece 5'i reel olarak yatırımcısına kaybettirdi, 28'i kazandırdı. BIST 100 endeksi uzun vadeli seyrinde yeni bir yükseliş hikayesi arayışında. Teknik göstergeler 3'er aylık grafikte çıkışın başlarında olduğumuzu söylüyor. Uygulanan ekonomik programın sonuçları görüldükçe risk iştahı da artacaktır. Şimdi güne başlarken öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi ama haftanın verileri neler? İsterseniz hemen onları da söyleyelim. Çok iyi olur. Pazartesi günü ABD'de, yani bugün, imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, imalat PMI, inşaat harcamaları, salı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri Amerika'dan gelecek verilerden. Cuma günü yine Amerika'da bu arada tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları takip edilecek. Hı hı. Euro bölgesine baktığımız zaman imalat sanayi PMI Almanya'da öne çıkıyor. Almanya'da enflasyon, çarşamba Euro bölgesinde enflasyon ve işsizlik. Perşembe Euro bölgesinde ve Almanya'da hizmet sektörü PMI. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi. Cuma günü Euro bölgesinde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içine baktığımız zaman pazartesi bugün imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon verilerini karşılayacağız yurt içinde. Perşembe reel efektif döviz kuru, cuma günde hazine nakit dengesi verileri takip edilecek. Yurt içinde de öne çıkan rakamlar bu şekilde olacak. Yine tabii ki Filiz hocamızla da tekrar konuşuruz. Şimdi gelelim seçim sonuçlarına. Evet. Baktığım zaman şimdi ben Anadolu Ajansı verilerine, hatta yönetmenim Bora Görmez de ekranlara getirebiliyorsa rica edeyim. Burada açılan sandık yine 99,82 oranında Türkiye genelinde açılan sandık bitti oranını yani görüyoruz. Seçim. Bitti evet. Yani aynen öyle.
Katılım oranı da %78.53. Şimdi hep şey konuşuluyordu. İşte evet. 10 ay önce bir seçime gidildi. Muhalefet tarafı bir kaybıyla sonuçlandı. Küsmüştür seçmen deniyordu ama yine katılım oranı oldukça yüksekti. Evet, yani siyasete ilginin zayıfladığı, hatta çoğunun evet. oy vermeye bile gitmeyeceği söyleniyordu ki yani işte ilk sabah bakıldığı zaman oy verenlere yani o imajı destekleyen bir şey de vardı. Yani evet. yeterince işte bazı sandık başları boş, bazılarında kuyruklar vardı ama ben de gördüm. Sandıkta vardı kuyruk. Benimkinde de vardı ama başka sandıklarda evet. da ciddi boşluklar vardı. Hani müşteri bekliyorlardı bir yanıyla. Evet. Fakat görünen öyle olmadı. Evet, biraz son seçimlere göre düşük. Yani 80'leri aşıyordu. Biraz daha altında kaldı ama öyle seçmen ilgisiz evet, filan denecek. Siyasete ilgisiz bir durum yok. Ve de çok ciddi bir dip dalga mesaj geldi bence. Zaten haritadan da görünüyor. Bu mesaj ekonomiye miydi sizce peki? Ekonomiyle alakalı yani bence mıydı? Emeklilerin bunda çok önemli bir payı var. Ekonominin yaşanan sıkıntıların çok önemli bir payı var. Ama esas itibariyle uygulamalarıyla, yaklaşımlarıyla iktidara ciddi bir ihtar gelmiş oldu. Hmm. Yani bu dip dalga ihtar haline dönüştü. Çünkü ben bakıyorum bazı illerde hakikaten öyle kolay kolay değişikliklerin olmayacağı evet. bir takım illerde bile çok önemli değişiklikler var. Manisa'dır, Bursa. Balıkesir, Bursa'da zaman zaman olmuştur değişiklikler. Hmm. Ama mesela bazı işte zaten sonuçlar da ortaya koyuyor. 1950'den bu yana CHP'nin hiç kazanamadığı illerde bile bir kazanma durumu oldu. CHP Türkiye genelinde oylar bakımından da birinci parti haline geldi. Bu çok uzun zamandır olmayan bir konu. Haritada renkler epey bir değişti. Evet, evet. Yani bir dip dalgadan kesinlikle bence bahsedilebilir. Bu ne kadar CHP'nin başarısıdır değildir orası tartışılır. Çünkü bunun hani insanlar iktidarın yapamadığını muhalefet yapacak diye bir beklenti içinde mi? Burası soru işareti, tartışılması gereken bir konu. Ama bir tepki verdiği, bir dip dalga tepkisi verdiği kesin. Ankara'da da önemli ilçelerde aslında Keçiören mesela. İstanbul'da öyle. Evet, önemli kritik ilçelerde de işte İstanbul'da Üsküdar. Yine Beykoz. Evet. O da, evet. Sarıyer'de iki yani daha önce zaten CHP'den belediye başkanı olmuş olan ismi tekrar seçimlerdeydi. Evet. Bağımsız aday. Ona rağmen yine %50'nin evet. üzerinde bir şey var. Orada da yani İstanbul'da epey bir ilçe CHP'ye geçmiş oldu. Ankara'da dediğin gibi epey bir ilçe CHP'ye geçmiş oldu. Neredeyse birkaç ilçe AK Parti'ye kaldı. Bunlar deprem önemli konular. Deprem bölgesinde de kritik. Yine Hatay deprem bölgesinde Adıyaman da çok ilginç. Evet, Adıyaman. Yani çünkü gerçi oradaki adayın, CHP adayının bir şöyle artık belediye başkanı oldu diyebiliriz. Hı hı. Çok çalıştığı deprem döneminde zaten ifade ediliyordu. Ama ona rağmen bence bu dip dalganın da onu da belediye başkanlığına taşımasında önemli bir etki var. Bence bir evet. konu da siyasi markaj diyelim. Hı hı. O da sonuç vermedi. Hatta aksine bir sonuç verdi. Mesela İstanbul'da Murat Kurum lehine bütün bakanların devrede olması, hı hı. açıklamalarda bulunması, işte oy istemesi. Bunlar tek başına İmamoğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na karşı bir mağduriyet şeyi de yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük İstanbul mitinginde. Aynı şekilde yani Cumhurbaşkanı zaten bu işlerin içinde oluyordu, hı-hı. ama artık bakanlarıyla herkes İmamoğlu'na karşı ciddi bir anlamda bütün seçmen üzerinde markaja girişmişti. Her yerde bu bakanlarca, bürokratlarca ifade edilir hale gelmişti. Bu da bence bir tepki yarattı. Onun da tepkisini, çünkü İmamoğlu da bir önceki seçimin de üzerinde bir oyla gelmiş oldu. Çok net bir fark var arada. Bir de tabii
benim dikkatimi çeken kadınların bu evet. seçimlerde çok evet. öne çıkması. Şimdi artık 11 ilde kadın belediye başkanımız var. Birçok ilçelerde var. Evet. Konya'da yok. Yok, ilçeler bazında. Ha, o var, ilçeler vardı. Bazında birçok yerde evet. var. Ama 11 ilde var. Bu eskiden 4 il filandı. Şimdi bunun 11'e çıkması bence artık kadınlar da siyasete geliyor. Bu yerel seçimler bence tarihi bir iz bırakacak bir seçim oldu. Yani birçok sonuçları bakımından. Yani kimin kazandığı da önemli, kim neden geriledi o da önemli ama bu dip dalga, insanların belli mağduriyetler karşısında bu toplumun hala ciddi şekilde ses verebildiğini gördüler. Evet. Bence birçok açıdan siyasilerin ders alması gereken bir durum. Ama sadece iktidar açısından demiyorum, muhalefetin de ders alacağı bir durum var ortada. Ama şimdi artık bu seçimlerin mutlaka siyasi etkileri olacak, ekonomik etkileri olacak. Çünkü bu özellikle şimdi muhalefetin kazandığı iller Türkiye ekonomisinin yarısının çok üzerinde gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Sadece 3 büyük il bile biliyorsun İstanbul Tabii. tek başına %30'un üzerinde gayri safi yurt içi hasıla da yeri var. Şimdi bunun ister istemez ekonomik, kültürel, siyasi yansımaları kesinlikle olur. Bu bizi yeni bir Türkiye havasına doğru da sokar. Hava şimdi bir değişime uğruyor. Kadınların siyasette belli bir yer edinmeye başlaması, kritik noktalarda kadınlar nedeniyle kazanılmış olması, hem dip dalga hem de kadınların nedeniyle kazanılmış olması, belki bu Gaziantep için de geçerli. Evet, doğru. Yani böyle bir önemli dönemeç noktası, bir kilometre taşı diyebiliriz. Bu Mart'ın sonunda yaptığımız, 31 Mart'ta yaptığımız bu yerel seçimler, 2024 31 Mart yerel seçimleri tarihte özel bir yer alacak gibi görünüyor. Şimdi görüyorum izleyicilerimizin de bir sürü yorumları var. Ekonomi etkilerini de merak ediyorlar. Hepsini değerlendireceğiz ama bir Canan Sakarya'ya gidelim dilerseniz, Ankara'ya. Ankara'da hava nasıl seçimin ardından? Canan Sakarya, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Eminim sizler, hiçbirimiz uyumadık dün gece. Sizlerin de mesaisi oldukça yoğun geçmiştir. Direkt sözü size bırakayım ben. Seçimin ardından hangi yansımalar var Ankara'da? Evet, günaydın. İyi haftalar diliyorum. 10 ay geçmişti Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından. O tarihte seçim sonuçları demek ki boş tencerenin ya da ekonominin seçmende karşılığı yok şeklinde yorumlara neden olmuştu. İşte beka daha öne çıktı gibi yorumlar yapılmıştı. 10 ay sonra buna bir düzeltme geldi. Hem de kuvvetli bir düzeltme geldi. Burada ekonomi, 16 milyon emeklinin durumu etkili oldu bu düzeltmede ve burada ciddi bir uyarı, hatta bir sarı kart da diyebiliriz belki. Belki de bu son uyarı da diyebiliriz. Çünkü çok kuvvetli bir uyarı geldi. Bundan sonra yeni bir uyarı belki gelmeyecektir. Bu anlamda önemli bir seçim oldu. Bunun dışında tabii AK Parti'nin oy kaybetmesinde belki aday profillerinin yanlış belirlenmesi, teşkilatlarla ilgili bir takım sorunlar, bunlar da etkili olmuştur. Bütün bunları AK Parti değerlendirecektir. Diğer taraftan yeniden Refah Partisi'ne baktığımız zaman o bir kaybettiren oldu özel AK Parti'ye. AK Parti'nin kaleleri Kayseri'de, Konya'da epeyce bir orada erozyona neden oldu. İki de büyükşehir il aldı. Şanlıurfa ve Yozgat'ı aldı. Bir tavanda ittifak sağlanamamıştı. İşte bütün muhalefet partileri dağılmıştı. Baktığımız zaman bunun tabana etkisi olduğunu görüyoruz. Yani taban bir birliktelik, ittifak sağladı. Parti liderlerinin, üst yönetimlerinin aldığı kararlar çok işlemedi.
Diğer taraftan yine Cumhur İttifakı'nın başarısızlığında, belki oy katmasındaki, kaybetmesindeki diğer bir neden YRP'di. İttifakı, Cumhur İttifakı'nı tutamadı. YRP ayrıldı ve orada işte oylarını neredeyse ikiye katladı ve AK Parti'ye de dediğim gibi zarar verdi oy anlamında. Dem seçmeni, sahillere baktığımız zaman Dem Partisi sahillerde bir başarı elde edemedi ve burada seçmenin tümüyle yine CHP'ye yöneldiğini görüyoruz. Diğer taraftan en büyük kaybeden İyi Parti oldu. Diğer altılı masanın ortaklarından hiçbiri başarı sağlayamadı CHP dışında. İyi Parti'nin bu işin en büyük kaybedenlerinden biri oldu. Bir il alabildi. İYİ Parti Genel Başkanı bugün bir basın toplantısı yapacak. Kendisine de bir istifa çağrısı geldi dün akşam Genel Başkan Yardımcılarından, ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Bey'den bir açıklama geldi. İstifa etsin dedi. Kendisi de istifa etti. Partiler düzeyinde de tek tek partileri de etkileyecek. Diğer taraftan CHP'ye baktığımız zaman bu bir başarı. Tabii ki CHP bir başarı elde etti. Ama bu trendin ya da işte bu başarının oturması, bir hani sürmesi gerekiyor. Doğrudan hani CHP'nin bir sonraki seçimde başarılı olabilmesi için epey bir yol alması gerekiyor. Ama genel başkan düzeyinde baktığımız zaman Özgür Özel anlamında yerini sağlamlaştırmış oldu. Eli oldukça rahatladı. Çünkü CHP'de 1 Nisan senaryoları vardı. Bir şekilde yeni bir kurultay yapılacak şeklindeydi. Epeyce de biraz evvel de saydınız. İşte Cumhuriyet tarihinde ilk defa alınan iller var. İşte Kütahya var, Afyon var. Bir sürü ilde başarı sağlandı. Bunlar dikkat çekici başarılardı. Yine CHP'ye baktığımız zaman küskün seçmen işi vardı. Hakikaten Mayıs seçimlerinden sonra bir küskünlük oluşmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, bir değişimin olması da CHP seçmenini tekrar motive etti diyebiliriz. Şimdi ayrıca hani Cumhurbaşkanlığı yarışı var bundan sonra. 2028'de olacak bir Cumhurbaşkanlığı yarışı var. Bir yandan da CHP'nin iki tane adayı var gibi görünüyor. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Burada da bir yarış olabilir. İki aday da işte 50'nin üzerinde oylar aldılar. Büyükşehir'de önemli bir başarı, iki büyükşehir'de önemli bir başarı sağladılar. Şimdilik böyle, hani Cumhurbaşkanı'nın dün akşam açıklamaları vardı. Orada demokrasi vurgusu yaptı. Fazlaca demokrasi vurgusu yaptı. Bizim için bir başlangıçtır bu dedi. Tabii Cumhurbaşkanı iyi bir siyasetçi. Tekrar AK Parti'nin yeniden bir takım yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Yani artık bu kutuplaşma üzerinden ya da mevcut politikalarla bir yere varması zor görünüyor. Bu da işte teşkilatlar mı değişir, parti yönetimi mi değişir, bu değişim yeterli değildir. Belki ideolojik olarak da halka seslenme açısından da başka yollara girmesi gerekiyor. Yeni bir yol denemesi gerekiyor. Bütün bunlar da AK Parti'de değerlendirilecektir. Ekonomi anlamında hani şey sorusu da var. AK Parti kaybetti. Bunun sorumlusu kim olacak? Ekonomi programı sürecek mi? Bu işin sorumlusu uygulanan ekonomi politikası ve bunu uygulayan hani bir ekip var. Her zaman seçimlerde de Cumhurbaşkanı bu ekibe sahip çıktı. İtimatımız var dedi. Ama hani bundan sonra ne olur? Bir fatura kesilir mi? O da önümüzdeki günlerde izlenecek. Tabii. Aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında OVP'nin işte meyvelerini ikinci yarıdan sonra almaya devam edeceğiz. İşte popülist söylemlere teslim olmadık, olmayacağız tarzında aslında destek mesajları diye sayabilir miyiz bunu Canan Sakarya? Evet, OVP'ye vurgu yapması önemliydi. Yani ilk gece bunu söylemesi programın uygulanmaya devam edeceği yönünde. Zaten başka bir şansı yok ama sonuçta bir yandan da tabii siyaset, işte Cumhurbaşkanı tekrar üçüncü kez
aday olabilir mi? Bunun tartışması da yapılıyordu seçimlerden hemen önce. Bunun için de 2028'i beklemeden 2027 yılında meclis bir seçim kararı alır ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur hesapları yapılıyordu. Bu da zaten ekonomi programının uygulanıp bir sonuç alınması 2-3 yılı bulacak. Hemen bir seçim ekonomisine geçilmesini akıllara getiriyordu falan, böyle soru işaretleri vardı. Diğer taraftan anayasa işi var. Çok oy kaybetti, çok eridi AK Parti. Anayasa konusunda belki bir süre yeni anayasa konusunda erteleyebilir gibi evet. görünüyor şimdilik. Görünen tablo o. Şöyle bir zaten konuşmanın arasında mutlaka dikkat etmişsin. Böyle Türkiye'nin enerji kaybedeceği, böyle yeni oyalanacak gündemlere ihtiyacı evet, yok dedi. Yok dedi, evet. Yani... Evet. O da zannediyorum bu tarafa bir şeydi yani Cumhurbaşkanı seçilir mi, seçimlere gidilir mi, erken seçim olur mu? Yok, belki de hatta evet. anayasa tartışmasını bile içeren bir anlam çıkabilir bu sözünden. Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir evet. bunda heba edemeyiz dedi. Evet. Dedi. Ve deprem bölgesine evet, ve evet, ekonomideki evet. acil konulara odaklanacağız diye. Peki. Bence net bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Canan Sakarya, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. İyi haftalar olsun. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi yavaş yavaş Filiz hocamıza da gideceğiz. Ankara'dan notları aldık. Ama böyle kısaca değinelim çünkü çok soru var. Mehmet Şimşek görevden alınır mı? İnsanların endişesi bu yönde olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Zaten, değil mi? Hiç zannetmiyorum. Yani bugün... özellikle dün az önce yine Canan Sakarya'nın da söylediği gibi ilk açıklamasında OVP vurgusu kıymetliydi Cumhurbaşkanı Tabii Erdoğan. Tabii Türkiye'nin oyalanacak gündemlere ihtiyacı yok diye zaten fazla bir şans da yok. Hı-hı. Yani Türkiye gerçekten eğer şimdi hele ki AK Parti'nin bu kadar çok... güç kaybettiği bir ortamda tutup da bunun faturasını Mehmet Şimşek'e çıkartır. Yani dün yaptığı bütün o sıkıntılara değil de şimdi tedavi edilmesi beklenen bir ekonomiye ilişkin programa çıkarırsa, Mehmet Şimşek'e çıkarırsa bu B planı olmayan Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik çalkantıya, hatta bir krize girmesine bile neden olabilir. Bu süreçte tutmak çok zor olur. Arjantinleşme ihtimali bile ortaya çıkabilir. Ben zannetmiyorum ki Mehmet Şimşek'le ilgili bir tasarrufta bulunsun bu programın devamında. Mutlaka oturup düşüneceklerdir ne yapılması gerektiğini. Daha insan yüzlü bir ekonomiye kesinlikle ihtiyaç olduğu bu dip dalgadan da kendisini belli ediyor. Ama böyle Mehmet Şimşek'i alarak çözülecek bir sorun yok. Yani öyle olsaydı alırdı belki ama öyle çözülecek bir durum yok ortada. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama bakalım bugün piyasalar nasıl güne başlayacak? Filiz hocamız bizleri bekliyor. Günaydın Filiz hocam, hoş geldiniz. İyi haftalar olsun. Günaydın Berfin Hanım ve Hakan Bey. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür Günaydın. Ediyoruz. Şimdi seçim gündemini gündemimizden çıkartıyoruz artık. Merakla bekliyorduk çünkü sonuçları. Bundan sonra piyasalar bugün özellikle bu haftaya nasıl başlar? Seçimin etkileri nasıl olur piyasada, ne dersiniz hocam? Evet Berfin Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani seçim hem ülkemize hem milletimize hayırlı olsun sonuçları. Şimdi şunu söyleyeyim, yani dün akşamdan bu yana tartışıyoruz. Evet, genel olarak seçim aslında farklı sonuçları da ortaya koydu diyebiliriz. Ve beklenenin ötesinde farklı sonuç gelmesinin en temel sebebinin de aslında ekonomik gerekçeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik gerekçeler olması sebebiyle piyasada seçim sonuçlarından bu yana iki temel tartışma var. İlki biraz önce Sayın Hakan Bey'in değindiği üzere Mehmet Şimşek ve ekibi görevde kalır mı? Seçim sonuçlarının faturası onlara mı kesilir? Bir soru bu. İkinci soru, çok da tartışmaya da devam edeceğimiz, erken seçimin gelip gelmeyeceği meselesi. Tabii bu iki başlık özellikle piyasalar ve borsalar açısından oldukça kritik olacak. Şimdi ilk sorunun cevabı, bir miktar piyasaları bundan sonraki sürede belirli düzeyde de olsa tartışılmaya devam edeceği için bir belirsizlik olarak algılanacaktır diye düşünüyorum ama çok etkileyeceği kanaatinde de değilim. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç günlük sürede piyasada hem fiyatlamalar oturana kadar belirli düzeyde volatilite yaratır. Ama ben beklentimi söyleyeyim. Yani dün Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasını dinlediğimizde
var olan politikalarla ve özellikle de Sayın Mehmet Şimşek de eskisine göre çok daha sıkı bir şekilde yola devam edileceği beklenebilir kanaatindeyim. Çünkü anlaşılan o ki yani seçimdeki bu başarısızlığın en temel gerekçesi aslında ekonomik anlamdaki başarısızlık. Bu nedenle ben bundan sonraki sürede Mehmet Şimşek ve ekibinin görevde kalacağını düşünüyorum. Bir diğer tartışma da tabii ki erken seçim meselesi. Elbette ki bu tartışma da bir miktar piyasalarda tartışılacaktır ama yine Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasına baktığımızda önümüzdeki 4 yılı 6 yıl olarak ifade etmesi aslında çok net bir şekilde erken seçime kapıyı kapadığını gösteriyor. Şimdi bu tartışmalar devam edecek olsa da dediğim gibi ben açıkçası yola çok daha güçlü bir şekilde devam etmemiz gerektiğini ve Sayın Hakan Bey gibi devam edeceğimiz de kanaatindeyim. Ana gündem ekonomi olmaya devam edecek. Var olan politikalar çok daha güçlü bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Şimdi tabii herkes şunu merak ediyor. Borsada işte dünkü o tırnak içerisinde beklenmeyen sonuçların ve bu anlattığım iki temel başlığı olumsuz etkisi olur mu beklentisi var. Şunu söyleyeyim, bugün volatilitesi çok güçlü bir gün olacaktır. Çünkü bugün Avrupa'da ve bazı küresel tarafta piyasalar kapalı. İşlem hacmi de sığ olacağı için ve öyle veya böyle piyasa olan biteni anlamaya çalışacağı için volatilitesi çok güçlü bir gün olabilir kanaatindeyim. Yine çarşamba günü bayram öncesi kredili işlemler için son gün olacak. Dolayısıyla kredili işlemlerde daha güçlü bir pozisyon kapama görebiliriz kanaatindeyim. Bu da yine baskıya devam edecektir. Dolayısıyla yani genel olarak bu hafta piyasada olan bitenin anlaşılmaya çalışıldığı ve göreli olarak eskisine göre volatilitenin biraz daha yüksek bir hafta olabilir ama özellikle hafta sonuna doğru ve özellikle de bayramdan sonra ben eski sürecimize döneceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla eski süreçte yeni normal bizi bekliyor olacak. Bu yeni normalde iyi haber işte yabancının buraya gelip pozisyonlanma ihtimali, işte kredi not artışları, 3 Mayıs S&P var, gri liste meselesi var. Dolayısıyla bu gibi etkilerle burayı takip edeceğiz ve bunun olumlu etkileri eğer güçlü bir giriş olursa ve giriş gelmeye devam ederse takip edeceğiz. Ama diğer tarafta da faizler arttığı için faizlerin borsa tarafındaki elbette ki birçok yönü itibariyle baskısını göreceğiz. Dolayısıyla genel olarak aşağıda bundan bu haftayı saymazsak eğer genel olarak daha normale girdiğimiz süreçte aşağıda 8200'ler bu 100 günlük ortalamalar, yukarıda da 9500 civarı 9450 bandında volatilitesi güçlü bir endekste yine ve yeniden yola devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bunun yanı sıra tabii bu hafta içeride enflasyon datası gelecek. Enflasyon tarafında da Mart'ta aylık %3,5 dolayısıyla yıllık %69'a yükselen bir enflasyon rakamı göreceğiz. Orada yine son aylarda olduğu gibi eğitim, sağlık ve gıda tarafındaki aylık bazı yükselişlerin güçlü olduğu bir süreç olabilir kanaatindeyim. Küresel tarafa baktığımda altın fiyatları çok dikkatimi çekti. Asya piyasalarının açılmasıyla 2233'ten kapatan altının 2260'a yükseldiğini görüyorum. Şimdi hatırlayalım, cuma günü küresel tarafta piyasalar kapalıydı. İki önemli gelişme oldu Amerika'da. Bir, Powell konuştu. İki, Amerika'nın enflasyon öncü göstergesi PC geldi. PC beklentilere paralel geldi. Yani Ocak ve Şubat tüfesine göre iyi geldi. Powell da buna değindi. PC rakamları beklentimize paralel dedi. Fakat Powell Şahin konuştu. Kaldı ki geçtiğimiz hafta sadece Powell değil birçok Fed üyesi konuştu. Birçok Fed üyesi son FOMC toplantısında Powell'ın konuşmasına göre daha Şahin'di. Fakat buna rağmen altını bugün iyi tarafı satın aldığını görüyoruz. Çünkü piyasa şöyle diyor. Evet, Powell konuşuyor ama Powell bir güvercin bir Şahin konuşuyor. Biz Fed'in Haziran'da faiz indireceğine güçlü şekilde inanıyoruz fiyatlaması var. 2260 oldukça güçlü. Gümüş tarafında da bu güçlü yükselişi görüyoruz. Şimdi bu hafta çok sayıda Fed üyesi konuşacak. 5 tanesi salı günü. Çarşamba, perşembe, cuma ikişer tane olmak üzere 6 Fed üyesi. Ki bunlardan biri Powell olacak çarşamba günü. Burayı takip edeceğiz. Yine cuma günü tarımcı istihdam datası geliyor. Dolayısıyla orada genel olarak verilere baktığımızda bir önceki aya göre iş gücü piyasasının soğuduğuna dair bir veri var. Salı günü ADP iş açık iş ilanları var. Çarşamba günü ADP özel sektör var. Dolayısıyla küresel tarafta da bu hafta fiyatlamalar tarafında volatilitenin çok yüksek olduğu bir hafta olabilir. Şimdi altın eğer haftayı 2260'dan açtıysa genel olarak eğer tarımcı istihdam datası ve iş gücü piyasası verileri soğumayı gösterirse altın tarafında, gümüş tarafında yükselişi çok daha hızlı görebiliriz kanaatindeyim. Bu arada şöyle bir anekdot da paylaşayım. Yani dolar endeksi tarafı hala güçlü, 104.2'den fiyatlanıyor. Bir miktar neye rağmen güçlü, şahin Fed üyelerini fiyatlıyor. Fakat özellikle 10 yıllıklar tarafında bir miktar daha dolar endeksine göre gevşeme görüyoruz. Dolayısıyla bunları takip ediyor olacağız. Avrupa'nın da bu arada bu hafta tüfesi gelecek. Orada manşetçe ve yıllık bazda bir düşüş var. Bu da Euro-Dolar paritesini aşağı yönlü baskılamaya devam edebilir diye düşünüyorum ben Berfin Hanım.
Peki. Çok teşekkürler Feyzi Hocam. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Sadece şimdi bugün Avrupa borsaları da kapalı. Hani pratik olarak soracağım. Ben de aynen dediklerinize %100 katılıyorum. Bence de yani buradan çok özel bir şey ekonomiye böyle bir U dönüşü falan beklemek doğru bir hareket olmaz. Zaten memleketin pek hayrına da olacağını düşünmüyorum doğrusu. Karışıklığı daha da arttırabilir. Ama bugüne ilişkin şimdi Avrupa borsaları bu Paskalya nedeniyle kapalı. Onun için bugün bir borsada bir oynaklık olabilir mi? Bundan da yararlanarak bir takım hareketler bekler misiniz? Yoksa bu yerel seçimlerin borsaya özel bir yansıması olmaz diye mi düşünürsünüz? Kesinlikle bir hareket beklerim bugüne özel. Yani çarşamba gününe kadar piyasanın oturmasını ben çok beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla çarşamba gününe kadar volatilite çok çok güçlü olur. Bakın böylesine çok sürpriz bir sonuç çıkmasaydı ben bu hafta şunu söyleyecektim. Diyecektim ki bakın son haftalarda bizim dipimiz 8700. Dolayısıyla hadi onu biraz daha aşağı çekelim. 8500 yukarıda 9450 gidip gelen bir endeks olabilir diye bir aslında senaryom vardı. Fakat özellikle bu seçim sonuçlarından sonra hele ki sizin de dediğiniz gibi yani işlem hacmi oldukça sığ olacak, ciddi bir belirsizlik var. Ve bu tartışmalar bakın bunları dillendirmek bile istemiyorum. Çünkü dillendirmek bile ülkenin ve vatanın hayrına olan şeyler değil. Dolayısıyla biz bu ekonomi yönetimine, bu programa sıkı sıkıya tutunmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi bir durum bizi çok daha farklı bir konjonktüre götürür. Dolayısıyla herkesin bunu biliyor olması gerekir ve bu beklentide hareket ediyor olması gerekir. O açıdan bence Sayın Cumhurbaşkanı çok aslında balkon konuşması gereği bunu çok net bir şekilde söyledi. Hatta ben şöyle söyleyeyim, bir miktar ona da inanıyorum. Hatırlarsak özellikle seçim döneminde, seçimden hemen önce işte bir takım seçim ekonomisine yönelik beklentiler vardı, karşılanmadı. Hani şöyle bir iddia var, bir miktar katılırım. Yani ekonomi yönetimi de popülist adımlara gitmeden yola devam etti. Çünkü az çok aslında sonuçları biliyorlardı. Dolayısıyla hani sonuçları çok değiştirmeyecek bu adımlara gerek olmadan var olan sorunlarla yüzleşerek bunları çözme noktasında ilerlediler ki bana çok da rasyonel geliyor. Dolayısıyla bunun gereği seçimden sonra yapılacak mesela tasarruflar tarafında, kamu tarafında, maliye politikası tarafında çok güçlü adımlar gelecek. Cumhurbaşkanı dün onun da bence ön sinyalini verdi. Şunu dedi, seçim nedeniyle ertelediğimiz bazı adımları çok daha rahat koyacağız dedi. Şunu söyleyeyim, bugün Koç Holding tarafı, İş Bankası iştirakleri, şirketleri tarafında güçlü bir pozitif hareket beklenebilir. Özellikle var olan iktidarın desteklediği özellikle gayrimenkul, çimento sektörü tarafında aşağı yönlü baskı görülebilir bugüne özel. Dolayısıyla yatırımcılar bu özel hareketleri de takip edebilirler. Bugün mesela 8700'ün altına bile sarkma görülebilir kanaatindeyim Hakan Bey. Ama dediğim gibi bu geçici olur. Piyasa meseleyi anlayana kadar hele ki bugün özelinde volatilitenin çok güçlü olduğu bir endeks olabilir. Ama ben eski bandımıza yine ve yeniden hem kur tarafında hem borsa tarafında döneceğimizi düşünüyorum. Bu fiyatlamaları atlatacağımızı düşünüyorum. Tabii bu neyin sayesinde olacak? Hem siyasi tarafta hem ekonomi yönetimi tarafında programa güven tam, yönetime güven tam. Biz bu yolda ilerleyeceğiz şeklinde gidecek. Ama tabii dillendirmek bile istemiyorum bakın dediğim gibi ama ister istemez piyasada eskisine göre biraz daha bazı şüphelerin dönem dönem gündeme geldiği bir süreci de göz ardı etmemek gerektiği de kanaatindeyim. Özellikle şu erken seçim meselesi bir miktar piyasanın canını da sıkabilir. Genel olarak hikayeyi değiştirmiyor olsa da diye düşünüyorum Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok net oldu. Hocam çok teşekkürler. Evet sağ olun valla notlarımızı aldık yine. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Hepimize hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizlerle birlikteydi. İlk dilimi noktalayalım dilerseniz. Tabii. İkinci dilimde ekonomi ve siyasetin yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce bir haberimize gidelim çünkü biraz böyle seçim gündeminden farklı bir haberimiz var. Savunma sanayi mühendis adayları teknoloji desteği sürüyor. Konya Savunma Sanayi'nde Aselsan Konya'da entelektüel sermayenin tohumlarını çıkaracağımız okulu kurduk dedi Başkan Yardımcısı Hıfzı Soydemir. Bir izleyelim VTR'mizi, ardından siyaset ve ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii sadece teknolojinin gelmesi yeterli değil. Biz bununla beraber bilgiyi de üretmemiz gerekiyor. Bilgiyi üretecek insan kaynağını da yetiştirmemiz gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Tabii bu minvalde Aselsan'ın ikinci bir lisesini biz Konya'da kurguladık. Biliyorsunuz ilk olan Ankara'da zaten kendi himayelerinde bir okulları var. Aselsan Konya'da da biz
buradaki hem uzun vadedeki üreteceğimiz o entelektüel sermayenin tohumlarını çıkaracağız olarak uyguladık. Hem de bu üniversite sanayi işbirliği, lise sanayi işbirliğini sağlayabileceğimiz okulumuzla fabrikamızın da çok fazla tecrübe aktarımını birbirine yapabileceği bir ortam geliştirdik. Tabii bu ortamı sağlayabilmek için burada da bazı mekanizmaların kurgulanması gerekiyordu. Bazı laboratuvarların olması gerekiyor ki çocuklarımız burada kendileri çalışsınlar, hem de daha iyi öğrensinler, görerek öğrensinler, uygulayarak öğrensinler istedik. Bu konularla alakalı işin temelinde tabii bilgisayar teknoloji çağındayız. Bilgisayarlar var, bilgisayar laboratuvarının önceliği var. Çünkü hem bunun yazılım konusunda hem kodlama konusunda artık dönemde en önemli yeri alıyor biliyorsunuz bilgisayarlar. Biz Konya Savunma Sanayi Anonim Şirket ortakları olarak öncelikli olarak ilk oradan başladık. Oranın sanayi laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı kurulunu biz üstlendik. Yatırım Finansman'ın sunduğu Ekonomi Masası devam edecek. Yatırım Finansman'ın sunduğu Ekonomi Masası devam ediyor. Ekonomi Masası kaldığı yerden devam ediyor. İkinci dilimde bizlere Ankara'dan Hüseyin Gökçe eşlik ediyor olacak. Hemen ardından Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız yine bizlere eşlik edecek. Tabii ki seçimin yansımalarını, ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Kapanışta da Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikte olacak. Vallahi Nuri Sevgen'in ben yorumlarını da çok merak ediyorum. Bütün konuklarımızın olduğu gibi. Bakalım bugün açılışa dair yorumları ne olacak? Bugünkü evet, açılışı. Ben de merak ediyorum doğrusu. 8.40'da bağlanalım da. 8.40'da evet. Barış'a da bir şey olsun. Anketimizi izleyicilerimize de sorduk bu arada. Bugün borsada açılışı nasıl olur? Şu ana kadar 595 oy görüyorum. %68'i pozitiften yana kullanmış oyunu. 32'si ise negatif demiş. Bakalım nasıl olacak açılış borsada? Merak ediyoruz doğrusu. Evet. Şimdi, ben bir şey daha ifade etmek istiyorum bu arada. Maalesef bu tabii seçim meselesi çok önde. Onu konuşuyoruz, konuşmaya devam ederiz ama hayatta bir yanıyla devam ediyor. Evet. Gerçekten bizim için çok değerli bir isim. Duayen bir gazeteci, duayen bir ekonomi gazetecisi. Hepimizin üzerinde ayrı ayrı hakkı olan bir isim. Faruk Türkoğlu ağabeyimiz hayatını evet, kaybetti. Epey zamandır bir, evet, bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Aileye bir kere daha sabırlar diliyoruz ama yani gerçekten büyük bir değerdi. Hı hı. Çok ön plana hiçbir zaman ön plana çıkmadı ama arka taraftan her birimizi öyle bir besledi ki yani onun hakkını hiçbirimiz ödeyemeyiz. Hı. Çok kıymetli bir isimdi. Rüştü Bozkurt ağabeyimiz de bugün onunla ilgili bir kısa bir şey kaleme almış. Kısa bir not kaleme almış diyelim. Yani rol modelliğini ve bilgiye dayalı otoriteni kıskanıyorum diye kendisine sesleniyor. Öylesine çalışkan, öylesine üretken, öylesine anlatım netliğine sahipti ki diye devam ediyor. Gerçeğin izini süren engin sabrı, belgelere, kanıta dayalı anlatı sadeliği, durmak ve dinlenmek bilmeyen çalışkanlığı, ortaya koyduğu eserlerle ters orantılı mütevazılığı karşısında saygı duymamak insan olmaktan uzaklaşmak olurdu diyor. Gerçekten Faruk ağabeyimizin bizim ekonomi, zaten ekonomi gazetesinin de kurucuları hı-hı arasındaydı. Fikri olarak çok destekledi. Her zaman hep yanımızda oldu. Son dönemde 100 gün süren, biliyorsun bu Cumhuriyetimizin 100. yılı kronolojisinde onun evet imzası taşıyor. Evet, evet. O hazırlamıştı baştan sona. Gerçekten çok önemli katkıları oldu. Ansiklopedik ekonomi ve iş hayatı sözlüğü tam bir başucu kitabıdır. Yani pek çok şey
yapılacak ama biz de onun ismini pek çok şey yaptı. Biz de onun ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrar ben kendisine rahmet diliyorum ve o ekonomi Türkiye'nin başı sağ olsun. Benim de başucumda gerçekten çok kıymetli katkıları var. Tekrar başımız sağ olsun. Kıymetli bir değerdi. Tüm sevenlerine de yine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ekonomi basınının da başı sağ olsun gerçekten. Evet, bugün İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nden ikindi namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Evet, peki. Bir Ankara'ya tekrar dönmek istiyorum. Hüseyin Gökçe bizleri bekliyor. İsterseniz bir günaydın diyelim hemen. Günaydın Hüseyin Gökçe, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür günaydın. Ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi Meral Akşener'den bugün bir açıklama yapması da bekleniyor. Yine dünün ardından bugüne dair Ankara'daki beklentiniz nedir? Düne dair gözlemleriniz nedir? Onu da merak ediyoruz. Ve de tabii ekonomi olan olası evet, etkiler ne konusunda olacak? Neler konuşuluyor? Hüseyin Gökçe'nin değerlendirmesi ne olur? Evet, ben de öncelikle Faruk abi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Her ne kadar birebir tanışma fırsatımız olmazsa da aynı kurumda çalıştık kuruluşundan bu yana. Önemli bir değeri kaybetti Türkiye. Türkiye bilim camiası, sadece ekonomi demiyorum aslında, bu bir bilimdi. Onu kaybettik, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Gelelim seçimlere. Seçimlere evet Meral Akşener ile girdiniz ama bu hani bir önceki seçimin ittifakının bozulan bir parçasıydı. Ama iktidar yönünden ele aldığımızda yani dünkü seçimin yansımalarını aslında sadece iktidar değil hem iktidar hem muhalefet seçim sonuçlarının değerlendirmesinde oldukça itidalli davrandıklarını her iki tarafında seçim sonuçlarını oldukça olgunlukla karşıladıklarını bir kere söyleyebiliriz. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim ilk genel merkezde yaptığı ilk konuşmada yani salonda yaptığı konuşmada gerçi sonradan dışarıda da tekrarladı. Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'nın bir galibiyetin ardından soyunma odasında futbolculara fazla sevinmeyin çünkü yan tarafta da yani hemen yanınızdaki odada da kaybeden bir takım var. Onları da düşünün şeklindeki ifadeleri anlamlıydı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan merak ediliyordu. Ne söyleyecek, nasıl bir tepki verecek bu seçim sonuçlarına yönelik. O da 85 milyonun kazandığını söyledi aslında. Kazanan belediye başkanlarını parti ayrımı yapmadan tebrik etti. Hani normal şartlarda baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan biraz daha agresif ifadeler beklenirdi. Burada seçim yenilgisinin ne yönelik bir kendisi yenilgi olarak ifade etmedi ama irtifa kaybı olarak söyledi. Bir öz eleştirisini yapacaklarını söyledi. Parti kurmaylarını toplayarak yakında yine bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kongre olacak. Bu kongrede belki yeniden partinin yönetim organları, Merkez Yürütme Kurulu yeniden şekillenecek. İyi Parti dediniz. İyi Parti'de Meral Akşener'in de bugün belki bir tekrar kurultay çağrısı yapması ve aday olmayacağını deklare etmesi bekleniyor. İyi Parti'nin önemli isimleri Bilge Yılmaz örneğin ekonomiyle ilgili diyelim. Dün seçim sonuçlanmadan yani daha kesinleşmeden istifa kararını açıkladı ve Meral Akşener'in de istifa etmesi gerektiğini söyledi. Seçim sonuçlarına global olarak baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından bu yana ilk kez bir seçimde ikinci parti olarak çıktı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de bu dönemde ilk kez bir seçimde, yani yerel seçimde birinci parti olarak çıktı. Burada şunu da ayrımını yapmakta fayda var. Biliyorsunuz özellikle Ankara ve İstanbul'da büyükşehir başkanlıklarını bundan önceki yani 2019 seçiminde kazanan Cumhuriyet Halk Partili başkanlar gerek Ekrem İmamoğlu gerekse Mansur Yavaş belediye meclisinde yeterli çoğunluğu sağlanamadığı için gerekli kararları alamadıklarından yakınıyorlardı. Yanı sıra da işte
bazı projelere yönelik finansman kaynaklarının iktidar tarafından kesilmesinden yakınıyorlardı. Ama şimdi o bahane kalmamış oldu. Her iki ilde de çok büyük bir olasılıkla il genel meclislerinde, yani belediye meclislerinde de bu partilerin çoğunluk elde ettiğini ve dolayısıyla başkanların ellerinin rahatladığını görüyoruz. Artık bahane kalmadı bundan sonraki süreçte. Ekonomi nasıl şekillenir? Aslında tartışmalar hep, ben yorumlarda da, yayın öncesi yorumlarda da sağ tarafta gördüğümüzde hep Mehmet Şimşek üzerine odaklandı. Şimdi burada konu iki noktada tartışılıyor. Birincisi, önümüzdeki 4 yıl boyunca Türkiye'de artık eğer iktidar istemezse herhangi bir seçim olmayacak. Bu seçimin niteliği de belki anayasa değişikliği, referandumu da kapsayacak bir şey olabilir. Ama önümüzdeki 4 yıl içerisinde iktidar partisi istemediği takdirde Türkiye'de seçim olmayacak. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin eli rahat, ya da daha doğrusu siyasi iktidarın eli rahat. Ama burada şu tartışılıyor Ankara'da dün yaptığımız görüşmelerde. Şimdi Türkiye'nin de bir reforma ihtiyacı var. Ekonomi alanında da bir reforma ihtiyacı var. Bu reformu gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Şimdi hep seçim öncesinde, özellikle İstanbul seçimlerine odaklanmış bir şekilde, eğer iktidar partisi İstanbul'u kaybederse Mehmet Şimşek'i gönderir ya da Mehmet Şimşek artık görevde duramaz şeklinde bir yorumlar vardı. Dün de aynı yorumlar yapıldı ama şimdi bu gelinen noktada başka bir seçenek var mı? Alternatif var mı? Mehmet Şimşek, şimdi iki seçenek var dediğimiz gibi, bir tanesi daha sıkı bir politika mevcut. Sıkılaştırılmış politikaların daha da sıkılaştırılması. İkincisi, bu seçimin özellikle ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci sırada kaldığı görüşü, yani gerek emekliler kesimi, gerekse diğer sabit ve dar gelirler kesimi. Dolayısıyla bu kesimlere daha çok desteğe ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Yani bu reformların tam tersine bir gevşeme politikası izlenir mi? Bu ikinci olasılık biraz daha zayıf görünüyor. Yani ben seçimden önce açıkçası Mehmet Şimşek'in de ya da mevcut ekonomi yönetiminde radikal bir değişim olabileceği, eğer İstanbul'u kaybederse düşüncesini taşıyordum ama dünkü seçim sonuçlarına baktığımızda ve birkaç kişiyle de görüştüğümüzde aslında Mehmet Şimşek'in bu aşamada değişmesinin daha sancılı sonuçlar doğurabileceği yönünde bir görüş ağırlık kazanmış durumda. Örneğin çok önemli yatırımları olan birkaç kişiyle dün akşam konuştuğumuzda şunu söylediler. Mesela onlar mesela Mehmet Şimşek'ten şikayetçileri ve faizin geldiği noktadan, yani bankaların artık işte cuma günü piyasalar kapanmadan önce siz çok iyi müşterimizsiniz, size %67'den destek faizle kredi verelim. Hatta hani normalde 70'in üzerinde rakamlar olmakla birlikte %67'den faizle kredi verelim diyor ve ona şu tepkiyi gösteriyor. Yani ben %67 faizle kredi alırsam nasıl? Evet. Şeklinde. Yani burada da ciddi bir, bu sıkılaştırma politikasına ciddi bir tepki var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Gökçe, kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. İyi haftalar. Devam ediyor olacağız. Peki. Bunun evet, yansımaları daha sürer. Hüseyin Gökçe'den Ankara notlarını dinledik. Ankara'daki yansımaları da dinledik. Şimdi bir izleyicimiz sormuş. Konuklara sormuş şu şekilde diyor. Halk ekonomideki sıkılaşma ve acı reçeteye tepkisini sandıkta gösterdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hani kamudan beklediği işte tasarruf adımlarını göremedi. Bu nedenle bir, az önce siz de söylediniz ya başlangıçta, bu açık bir mesajdır diye. Evet, bir dip dalga. Diyebilir miyiz bu da o mesajlardan biri diye? Bence diyebiliriz. Burada siyaset mutlaka ideolojiler, dünyaya bakış, hep insanların kendisine benzerlerini seçme eğilimleri, bunların hepsi geçerliliğini belli ölçüde devam ettiriyor. Ama bu seçimlerde gerçekten yerel seçim havasının çok ötesinde bir ekonomiden kaynaklanan bir dip dalga oldu. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan diyelim bir dip dalga olduğunu düşünüyorum. Şimdi Erhan Aslanoğlu hocamızla da sohbet edeceğiz. Ama burada kent yoksulluğunun
Emeklileri de bunun içine dahil etmek gerekir. Çünkü artık eskisi gibi değil. Türkiye'de insanların %80'i toplumun kentlerde yaşıyor. Evet. Kırla olan, köyle olan bağlantıları önemli ölçüde koptu. Oralardan destek alma noktasında çok fazla geçerli olamıyor ki zaten neden şikayet ediyoruz? Biz artık yaylaya süt götürmek durumundayız. Oralar da zaten önemli ölçüde üretimden kopuyorlar. Yani geçimlik üretimden kopuluyor. Bunun yansımaları var. Kent yoksulluğunun bence ciddi bir dip dalga yarattığını ve bunun da ekonomi başta olmak üzere iktidara, bugünkü hükümete bir ihtar niteliğinde bir sonucu ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Şimdi mesela bir izleyicimiz şöyle bir şey yorum yapmış. Daha fazla seçim olmasın, artık herkes işine odaklansın. Dolar gitti tam okurken, yorum gitti. Dolar bulacağız mı, onu merak ediyorum da demiş. Yani yabancı ne durumda olur? Yabancı, yani şöyle, bence bu yabancıları çok rahatsız edecek bir şey değil, sonuç değil. Yani Türkiye'de demokrasi kazandı. Hı hı. Yani eğer yabancılar bu konularda samimi ise, yani Türkiye'deki bu sonuçlardan doğrusu rahatsız olmamaları gerekiyor. Yani evet. Burada önemli olan ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceği konusudur. O konuda da Cumhurbaşkanı dün akşamdan başlayarak açıklamasını yaptı bence. Bugün de devamının geleceğini düşünüyorum. Bence orada hani dolar bulabilecek miyiz gibi sorulara çok fazla şey yok. Gerek yok bunları çok fazla düşünmemize. O tarafta bence ekonomiye daha fazla odaklanılacak. Daha da hassas olunacak. O açıdan böyle dolar vesaire, bunlar yönetilebilecek konular olarak görüyorum ben. Peki, Erhan hocamız bizleri bekliyor. Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomi Gazetesi yazarı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkürler. Rektörümüz Emre Hoca, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkürler, iyi haftalar tekrar, sağ olun. Şimdi Erhan hocam, şunu sormak istiyorum size. Seçimi gündemimizden artık yavaş yavaş kaldırıyoruz. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında kritik açıklamaları vardı. Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl var. Bunu da heba edemeyiz dedi. Popülist adımlardan uzak durduk ve OVP'ye vurgu yaptı. Seçimin sonucunun yansımaları ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından siz nasıl bir okuma yaptınız hocam? Teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Yani öncelikle tabii seçim sonucu, yani demokrasi açısından bakarsak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seçim sonucu ekonomi tarafında özellikle olan ama ekonomi dışında olan birçok sorunun aslında tespiti ve sonuçlara yansıması gibi de geliyor. Bu anlamda bakacak olursak hani çözüm üretmek anlamında da bir kapı aralamış gibi görünüyor. Daha fazla bir kapı aralamış gibi görünüyor. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte bir şunu izlemek lazım. Tabii dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu konuda bir değerlendirme sürecinin başlayacağını gösteriyor. Tahminimiz de o yönde zaten. Bir süre alabilir, bilemiyorum, bir hafta, iki hafta, üç hafta, ama bir değerlendirme yapılacak ve ona göre şekillenecek, atılacak adımlarda. Fakat zaten ekonomiyle ilgili bir takım sıkıntıların ve sorunların yansımasıysa bu, ki büyük oranda bunu gösteriyor. Bu sorunların başladığı döneme, daha doğrusu belki ağırlaştığı döneme giderek 2021 yılı yaz ayları dersek buna, ondan sonraki dönemde yapılanlar ne oldu ne bitti bir değerlendirilmesi ve o tarafa doğru bir dönülmesi gerekecek galiba. Bu çerçevede nasıl tespitler yapılacak, nasıl adımlar atılacak, bunu izlemek gerekiyor. Ama belki birkaç sonuç, yani ekonomiyle ilgili mevcut politika çerçevesinde ya da yönetiminde diyeyim, bir değişiklik beklemiyorum ben de. Ekonomi politikaları çerçevesinde özellikle
gelir dağılımı ile ilgili sorunların, ücretle geçinenlerin, emeklilerin sıkıntılarının büyük oranda yansıdığı görülüyor. Ama sadece bu bence ücretle çalışan ya da emekli değil, iş dünyasının da sıkıntılarının bir yansıması gibi görünüyor. Bütün bunlara nasıl bir çerçevede cevap verilecek? Yani enflasyonla mücadele bunun en temel unsuru elbette. Yani Türkiye'nin bugünkü sorunlarının birçok nedeni konuşulabilir ama en temel, en lokomotifte olanların başında enflasyon geliyor. Burada bir mücadele var. Bunun çok daha kapsamlı olması ve güçlendirilmesi gerektiğini hep konuşuyoruz, biliyoruz. O yönde bir çerçeve de bekliyorum ama şu da var. Çok bekletilmeyecek, belki çok zaman kaybedilemeyecek bir gerçek, bu gelir dağılımı ile ilgili sorunlarla ilgili bir adım atmak. Yani pastayı, yani çok büyüme odaklı gideceksek enflasyonla mücadelede başarılı olamayız. Ama o pastanın dağılımında, gelir dağılımında bir şeyler yapmak gerekecek, o anlaşılıyor. Bu mücadeleyi sürdürürken kısa vadede de bu anlamda belki kayıt dışı ile mücadelenin daha çok öne çıkması ve bu kaynak dağılımında kaynağın oradan yaratılması da önemli olacak gibi düşünüyorum. Biraz geniş bir giriş yapmış oldum ama ilk düşüncelerim böyle. Yok hocam, bu çok önemli çünkü evet. Herhalde bu seçimlerde en önemli etkilerden bir tanesi emeklilerin de içine, önemli bir kesimin içine dahil olduğu kent yoksulluğu damga vurdu diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl? Yani onun yarattığı bir dip dalga oluştu. Bu kadar haritanın değişmesi başka türlü izah etmek kolay değil. CHP yani çok uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti çıktı bu süreçten. Belki bunu da değerlendirmek mümkün olabilir ama siz kısmen yanıtladınız aslında girişte. Fakat şimdi bize yani izleyicilerimizin de sorduğu evet. sorular büyük oranda erken seçim bekler misiniz? Mehmet Şimşek ve görevinde kalacak mı? Program devam edecek mi? Yarın öbür gün biz dolar bulmakta ya da ya piyasada neler bekler yabancı bizi? Girişi, yabancı girişi açısından böyle birçok tabii pratik soru da var. Evet. Yani hemen yakına ilişkin neler dersiniz? Şimdi şöyle düşünüyorum, ya erken seçimin böyle hemen gündeme gelmesi falan pek mümkün olacağını zannetmiyorum. Zaten hani böyle bir, bunun böyle bir şey de yok, bunu gerektiren bir durum da yok görünüyor ama şimdi ekonomi ve ekonomi dışına ilişkin bir takım sorunların yansıması olduğuna göre bu sorun, bu sonuç diyelim, bunu düzeltme yönünde adımlar beklenecek ekonomi yönetiminden, hükümetten, iktidardan. Bu adımlar atılır ve sonuçlar alınırsa erken seçim konusunu bu kapatır ya da zamanındaki seçime doğru götürür. Ama atılan adımlar sonuç getirmiyor ya da yanlış adımlar atılıyorsa, yani sorunu ağırlaştıran adımlar gelirse, o zaman yani bir değişim, ekonomide bir şeylerin kötü gittiğini, ekonomi dışında da bir şeylerin sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo olduğuna göre, eğer burada bir çözüm gelemiyorsa ya da sorun ağırlaşıyorsa, bu şartlar erken seçimi zorlayabilir. Bu açıdan bence bir zaten bir, yani bir yıl falan bir süreç bir beklenecektir. Nasıl bir sonuç alınacak, neler yapılacak, ona göre de Türkiye hani erken seçim konuşacaksa da bir yıl sonra falan konuşmaya başlar ama önce bir icraat görmek ve ne kadar tespit edildi bu yaşanan sorunlar ve bunun çözümü konusunda ne kadar doğru adım atıldı, buna bakmak gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi bu çerçevede piyasalar bence yine bekle gör modunda olacak. Yani iktidardan gelecek açıklamalar, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar önemli olacak. Böyle bir tepki oluşacaksa bile, ama şu aşamada eğer sorun ekonomiyle ilgiliyse ve bu biriken bir sürecin sonunda ise, ki öyle birkaç yıllık bir sürecin sonucu olarak bu tabloda çıktı, o zaman tekrar benzer sorunu, benzer bir şeye dönmek
çok beklenmesi gereken bir durum değil. Yani ekonomi politikalarında terse dönüşü beklemek çok ciddi sıkıntı ve sorunlar getirir. Hani böyle bir noktaya gidileceğini zannetmiyorum. Bu çerçevede mevcut yapı yönetim devam edecek muhtemelen. Ama ne kadar bu desteklenecek? Bunun yanına büyüme ne kadar gelecek? Yazın bir ücret artışı olacak mı? Yani bu durum ücretlerle ilgili bir beklenti yaratacaktır. Yani ekonomi yönetimi ya da iktidar böyle bir adım atma ihtiyacı duyabilir. Bunun kaynağı ne olacak? Bence gerekiyor da evet, yani bu gelir dağılımına mutlaka adım atmak gerekiyor. Ama o zaman işte kayıt dışıyla mücadele veya bu gelir dağılımına ilgili neredeyse sorun. Bence hani dolaylı vergi falan değil bunun kaynağı. Kayıt dışıyla mücadele olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tür adımlar gelecek mi? Ve son 1-1,5 ayda özellikle dövize talep yaratan gelişmeler aslında bu sonucun da belki açıklayıcısı olabilir. Kur güvenle ilgili bir sorunu yansıtır. Ekonomideki gidişatla ilgili bir beklentiyi yansıtır. Yerleşiklerin çok ciddi bir talebi oldu. Bu anlamda kur politikasının nasıl yürüyeceği de önemli olacak. Yani kur politikası mevcut yapıyla bence sürdürülmesi zor bir yapı. Bu anlamda yönetilen bir kur sistemimiz var. Bunu evet bence yine yönetmeliyiz ama başka bir şekilde yönetmeliyiz. Yani iki unsuru var burada. Bir, Türk yerleşiklerin, Türk vatandaşlarının TL'ye dönebilmesi için para politikası bir yandan gidiyor. Daha da güçlenmesi gerekiyor. Belki yeni araçlar gelecek, süper bono vesaire bilemiyorum ama bir şekilde burası güçlenecek. Fakat vatandaşın kafasında dövizle ilgili kaygının azalması lazım. Kur patlar, uçar falan, bu kaygıların azalması lazım. Kurun doğru yer olduğuna, doğru yere yakın olduğuna inanması gerekiyor. İş dünyasında, vatandaşında. İş dünyası bunu ancak rekabetçi olabildiğini düşündüğü, yani ihracatla ilgili sıkıntıların azaldığı bir noktayı düşündüğü bir yerler olabilir. Burası kritik nokta bence. Yani para politikası, maliye politikası, yapısal reformlar ama kur politikası. Burayla ilgili nasıl bir adım atılacak? Bence gidişatta önemli bir belirleyen olacak. Bunun ipucu ben kendi açımdan da önümüzdeki bugünden itibaren ekonomi yönetiminden hani yanıtını, ipucunu bulmaya çalışacağı bir soru olacak diye düşünüyorum. Şimdi Erhan Hocam, siz girmişken kur mevzusuna güvenle ilgili bir sonuç dediniz. Şimdi bakıyorum izleyicilerimizde de işte dolar TL 50 olmadan ben yabancı olsam gelmem diyor mesela. 45 ol. Yani o kadar çok beklenti var ki, hatta vardı ki seçimden sonra doların artacağına ilişkin. Yani böyle bir senaryo yaşayacak mıyız? Beklentiniz nedir hocam? Ya şu an ya şöyle, kurun döviz kurlarının doğru yerde olmadığı, dediğim gibi vatandaşın bu kadar talebi varsa veya ekonomi yönetimi kurla ilgili böyle TL değerlenecek, yani çok açıklama yaptı. Bunun çok doğru olmadığını ben farklı vesilelerle de söyledim. Bir kere bunu bırakmamız gerekiyor. Ama ekonominin realitesine bakacak olursak bugün Türkiye'de döviz talebi bir, bizim cari açığımızdan kaynaklanır. İki, dış borç yükümüzden kaynaklanır. Üç, yerleşiklerin talebinden kaynaklanır. Türkiye enflasyonla mücadele edecekse, etmek zorunda diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle tersi de olabilir ama cari açığımız azalacak, ekonomi yavaşlayacak. Buradan döviz talebi azalacak. İkincisi, borçların döndürülmesi meselesi, yani borcu öderken borçları döndürmeye çalışıyoruz. CDS'lerin düştüğü, dünyada paranın azalsa bile hala çok bol olduğu bir ortamda Türkiye geçen yıl bile borçlarını döndürmekte bir noktada sorun yaşamadıysa bu sene de yaşamaz. En kritik nokta yerleşiklerin talebi. Yerleşiklerin talebini de sadece yani vatandaş panikle falan alıyor. Bunun ötesinde iş dünyasının da yani bir aylardır seslendirdiği bir sorun var. Yani kurla ilgili sanayinin seslendirdiği bir sorun var. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Bunu telafi edecek bir adıma ihtiyaç var. Şimdi kur 40-50, bir yıl sonra buna yaklaşabilir falan ama bunu nasıl bir gün tutar bu tahminler? Yani burada önemli olan bunun
iyi yönetilebilmesi bence. Kuru evet daha serbest bırakmalıyız. Evet yönetmeye de çalışmalıyız çünkü enflasyon için önemli bir unsur. Ama bu ikisi başarılabilir bence. Ekonomi yönetimi çok çok da iyi tespit edebilir vatandaşın kaygısını giderecek seviyeyi ve rekabetimizi destekleyecek seviyeyi. Yani ben bu anlamda böyle bir çerçevede bugünkü gerçekler Türkiye'de kurun patlamasını falan gerektiren bir noktada değil. Ama zaten enflasyon tahminlerin üstünde olacak. Enflasyona yakın bir kur artışını gerektiren hatta belki bir miktar üzerinde olabilir. Dengelerin sağlanması için gerektiren bir durum var ama bu bir günde olacak anlamına gelmez. Artı şunu unutmayalım. Türkiye'de mevduat faizlerinde önemli bir hareketlenme var. Bence devam edecek. Yani kurda kazanacağınız bir şey olabilir ama TL'de kazanacağınız da en az buna yakın demeyeyim daha üstte olma ihtimalinin arttığı bir döneme giriyoruz. Ama TL'de ne kadar kazanırsak kazanalım dövizi bastırarak dövizin o doğru yerde oluşmasını engelleyerek bence patlamasını gerektiren bir durum değil. Belli bir ayarlama ki öyle bir şey olduğu zaman cümlemi şöyle tamamlayayım. Yani kurun enflasyona geçişkenliğinden korkuyoruz hepimiz. Ekonomi yönetimi de bundan çekiniyor ama biz iç talebi zayıflatırsak o kur geçişkenliği azalacak. Bizim 3-4 yıl önce bildiğimiz kur %10 arttığında TÜFE 1,5 puan artar. Buna doğru dönecek. Sık sık tekrarladım. Yani ben de kusura bakmayın aynı şeyleri söylüyorum ama otomobil sektörü bunun iyi bir örneğidir. Geçen Eylül'de otomobil talebi düştükten sonra kur artmasına rağmen otomobil fiyatlarında fren başladı. Düşüşler oldu, yatay gitti. Tüm sektörler bunu yaşayabilir. O açıdan bizim bu sorunu çözmemiz, bu geçişkenliği azaltacak doğru faizi oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam şimdi bir iki gün içerisinde enflasyonu göreceğiz. Evet. Yani Mart ayı enflasyonunu göreceğiz. Sizin tahmininizi sormak istiyorum bir. İkincisi zaten seçim sonrasına ertelenmiş görünen özellikle elektrikteki zamlar olmak üzere kamu zamları tarafında ne beklersiniz? Bunları hemen devreye sokar mı ekonomi yönetimi? Bu Nisan ayında enflasyonu yukarıya doğru taşır mı? Evet. Ve bu esas itibariyle enflasyonla mücadeleyi algılar bakımından nasıl bir yere doğru götürür? Biz Haziran'ı mı bekleyeceğiz hocam? Ne dersiniz? Şimdi bu ayki enflasyon 4'e yakın geleceğini düşünüyorum. Kur vesaire birçok şeye baktığımızda ama asıl Nisan ayı enflasyonu muhtemelen yüksek gelecek. Yani burada hem kurdaki belki hareketlenmeler olabilir, bunun etkisi olabilir. Hem de enerji vesaire fiyatları bekleyen zamlar, tutulan zamlar birçok şey devreye girecek. O yüzden Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon tekrar zaten baz etkisi Mayıs'ta çok yüksek. Yukarı doğru hareketlenecek. Aylık bazda da yüksek rakamlar görebiliriz. Ekonomi yönetiminin enerji fiyatlarında bir ayarlamayı bu ay başlatacağını düşünüyorum ama ihtiyaç yüksek. Kurla ilgili de belki bir ayarlama vesaire yani çok sert olmasa da dediğim gibi hareketlenme olabilecek bir süreçte bunu biraz bölerek yapmak isteyebilir. Yani yaz ayları biraz bu süreci bölerek giderse Temmuz-Ağustos ayları Türkiye'de baz etkisi enflasyon düşeceği aylara biraz o tarafa yedirerek belki o geçişi daha yumuşak yapma yönünde de bir alan yaratılabilir. Hepsini bir anda yapmak bence riskli. Enflasyon beklentilerini kırmamız gereken bir noktadayız. O çerçevede biraz zamana yayılır ama birkaç ay içinde de biz Temmuz-Ağustos'a kadar da enerji fiyatlarının olması gereken yere doğru gittiğini muhtemelen görürüz diye düşünüyorum. Maalesef bir artış bizi bekliyor, görünüyor orada. Peki hocam. Hocam daha sonra evet. Bu bir başka belki programda bu gelir dağılımındaki bozulma ne gibi önlemlerle azaltılır onu konuşmakta evet. Fayda olur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Erhan hocam kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Aklınıza sağlık. Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomi Gazetesi yazarı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizlerle birlikteydi. Birazdan Nuri Sevgen'e gideceğiz. Ama mesela izleyicilerimizden bir soru vardı. Faizler artmaya devam eder mi diye sormuş Ozan Ertürk. Ne dersiniz? Ben şu aşamada olacağını düşünmüyorum. Yani mesela bu ay böyle bir faiz artışı beklemiyorum Merkez Bankası'ndan ya da Para Politikası Kurulu'ndan. Ama istersen Nuri Sevgen'e de soralım. Şu an hazırlanıyor. Herkes bununla ilgili mutlaka bir takım düşüncelerini belirtecektir ama ben şu seçim sonuçlarının insanlarımızda tabii bir şaşırtıcı bir etki yarattığı çok açık. Kesinlikle. Ondan dolayı da belki şu anda biraz da telaş içinde ya ne olabilir? Acaba şu Mehmet Şimşek gider mi? Hemen erken seçim gelir mi? Halbuki bunların muhtemelen biraz şöyle sakin düşünsek neden hemen bir erken seçime gitsin? Bu biz acaba işleri, gündem bağımlısı mıyız? Biz biraz fazla gündem bağımlısıyız. Biraz böyle orta vadeli düşünmeyi, biraz resme şöyle dışarıdan bakıp bir sakince değerlendirmeyi bazen ihmal ediyoruz galiba. Yoksa ben finansal okur yazarlığımızın çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Evet, sadece iyi bir gündem seviyoruz. Gündemi seviyoruz. Hazır bu da tabii arkadaşlar? Bizim tecrübelerimizden kaynaklanıyor. Onca sene bunları yaşaya yaşaya sıkıntılı dönemlerden geçe geçe bu da olabilir diye o bizim artık zihni kodlarımıza yer etti ama biraz daha sakin bakabilmenin yolunu bulmamız lazım. Evet, Nuri Sevgen bizleri bekliyor. Günaydın Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Bir dakika geç kaldım bu sefer. Ben. Yok, bu sefer benimle ilgili galiba çünkü rejiyle bir geçen seferki sesle ilgili sorun olmasın diye detayları konuşuyorduk. Ha, bu öyle bu mi? Benden kaynaklı. İyi. Attım sorumluluğu üzerimden. Sevgili Barış'a da kulakları çınlasın. çınlasın. Hep çınlattırıyoruz zaten Barış'ın kulaklarını. Şimdi Nur Bey, seçim nihayete erdi. Vallahi piyasa yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hiç lafı uzatmadan sözü de bırakayım ben. Valla seçimden sonra tabii durumu görmek lazımdı. Yani burada en önemli sorun şu: seçimi galipleri, kazananları vesaireye girmekten önce biz seçimden sonra, çünkü bu yerel seçim. Yani yerel seçimde değişen iller veya ilçeler veya muhtarlıklar ekonomik durumu direkt etkilemiyor. Ama dolaylı olarak etkiliyor çünkü hükümet hala görevde. Hükümet ekonomi politikalarıyla ilgili değişiklik yapacak mı yapmayacak mı tedirginliğimiz vardı. Seçim sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan aldığım mesajlar şu ki ekonomi politikaları özellikle OVP'ye uygun şekilde devam edecek. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Hatta bununla ilgili sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reels kontlarda 750 bas puanlık bir artışa gittiğine dair haber var. Bu da şu anlama geliyor. Parasal sıkılaşma aynı hızla devam edecek. Enflasyona mücadele devam edeceğine dair bir görüntü var. Kurlarda en azından böyle büyük bir reaksiyon olmaması için Merkez Bankası elinden geleni yapacak ki sabah saatlerinde gördüğümüz kadarıyla kurlarda önemli bir reaksiyon yok ya da olası bir reaksiyon engellenmiş gibi görünüyor. Temel itibariyle baktığımız zaman da aslında ekonomik politikalar açısından geçen cuma gününe bugüne değiştirecek bir şey yok fikirlerimizde. Tabii Cumhurbaşkanlığı rejimiyle yönetiliyoruz. Bir gecede her şey değişebilir mi? O ayrı. Onu o zaman görürüz ama mevcut elimizdeki veriler itibariyle konuşuyorum. Bundan sonra artık yapılacak olan politikalarda daha rahat davranacaklar. Çünkü 2028'e kadar bir seçim olmayacağı aşikar. Ben erken seçim falan laflarını da şu anda pek ciddiye almıyorum. Hatta seçim de olmasın artık. Yani yeteri kadar seçim yaptık. Bir süre bir görelim. Çünkü ekonomi artık bu seçimleri kaldıramaz duruma geldi. Ne yapılacaksa yapılsın. Önümüzü görebilecek şekilde ekonomi politikalarında önemli detaylar halledilsin. Bununla ilgili sorunlar rasyonel şekilde halledilebilir hale gelsin ki ekonomimiz düze doğru çıkmaya başlasın. Sonra seçim konuşmaya başlarız. Şu an referandum dahil herhangi bir seçim ekonomik açıdan belirsizlikleri beraberinde getireceği için çok da istemediğimiz durum. Yoksa seçime karşı falan değiliz, yanlış anlaşılmasın. Sadece ekonomik belirsizliği artırması açısından en azından 2025 sonuna kadar şu anda seçim konuşulmaması bence iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü erken seçim söylemlerini duyuyorum şu anda. Bence çok erken böyle bir şey için. Ekonomi politikalarını ama istenen yapılamazsa o zaman ayrıca gündeme gelebilir. Peki ne yapılacak?
Burada tabii dediğim gibi mevcut parasal sıkılaşma, artarak devam edecek beklentimiz vardı ki devam ediyor. Mehmet Şimşek ve ekibi görevden alınacak korkumuz vardı ki alınmayacak gibi görünüyor. Ve önümüzdeki dönemde rasyonel politikalar sürecek yönde beklentiler sakin. Ama parasal ve mali tarafta bir de işin tasarruf tarafında ne olacağına bakmamız lazım. Yani bundan sonra enflasyonla mücadele edeceksek ve bu konuda kararlıysak hükümet olarak doğal olarak bu konuda kamu tasarrufları ne olacak? Bununla ilgili neler yapılacak? Belki bununla ilgili paket açıklanacak. Buraya doğru odaklanacağız. Tabii bunların hepsi biraz daha birkaç haftalık sonra göreceğimiz mevzu. Bu sabah ne olacak noktası herkesin merak ettiği nokta. Ben de açtım doğal olarak dünyadaki Türkiye'nin görünümüne baktım. CDS'ler Cuma günü hemen hemen aynı. Çok büyük bir hareket yok. Ki Londra şu anda saat farkı var ama genelde bu saatlerde olan da genelde yansıtıyor. Swap'lara baktım. Orada da çok büyük bir değişiklik yok. Yani ufak minör değişiklikler var. Ciddi bir şey yok. Bu da demek Türkiye'ye doğru bakış açısında çok ekstrem bir şey olmadığını gösteriyor. İçeride borsa ne olur noktasında Cuma günü önemli bir yukarı doğru hareket yapmıştı piyasalar. Ama likitte çok dardı çünkü Amerikan piyasaları tatildi. Bugün Amerikan piyasaları açık ve future'lar 0.30 civarında artıda. Önemli data orada beklenmiyor. En azından piyasaları etkileyebilecek bir data beklenmiyor. Tam içeriye odaklıyız. Açılışımız biraz oynak olacak gibi görünüyor. Burada önemli olan şu. 8.989.000 civarından geçen ortalamalar çok kritik. Bunun üzerinde kalırsa yani olur da hani sabah açılışta bir geri çekilme yaşanırsa ki dediğim gibi açılış tahmin etmek çok zor şu anda. Bir volatil bir hareket görme şansımız var ama ben kötümser değilim. Hatta iyi başlar da diyemiyorum ama hani böyle çok kötü ya da çok iyi olacak bir hava sezmiyorum şu aşamada en azından. Cuma'dan bugüne değişen bakış açısı açısından. Belli senetler, belli sektörler bundan etkilenebilir bu belediyelerin seçimiyle ilgili olarak ama ben endeksin genel açısından söylüyorum. O yüzden ben 8.980, 9.000'e yaklaştığı yerde bir pozisyon alınması denenebilir eğer oraya kadar gelirse. Buranın altına gelirse 8.950 altında yerlerde de stoplamak üzerine bence bu hareket yapılabilir. Yukarıda da 9.250, 9.200 bölgesi direnç bölgemiz. Buraya doğru bir hamleyle açılırsa da oradan bir satış gelme ihtimali var. Bu iki bölgeye dikkat edilmesi lazım. Ve şu cümleyi de özellikle söyleyerek bu analizi de önemli nokta koymak istiyorum. Açılışta her zaman acemiler iş yapar, kapanışı ustalar belirler. O yüzden acemice davranmayıp heyecan yapmadan izlemek lazım. Açılışta fiyatlar oynayabilir, sizin istediğiniz ölçüde olmayabilir bu oynamalar. O yüzden izleyip, kenara çekilip bir izlemek, görmek lazım. Yani en azından bir yarım saat, bir saat piyasanın oturmasını beklemek lazım diye düşünüyorum. Biz de öyle yapacağız. Ondan sonraki hareketlere katılmak gerekebilir. Ama net rakam söyleyeyim, 8.980, 9.000 civarı önemli destek. Yukarı 9.200-250 bölgesi önemli direnç. Bu bant aralığında açılmalar yukarı 9.200-250'den belki bir kar satış yapıp baştan yerine koyma şansı verir. 8.980-9.000 civarında gelirse de oralardan bir alıp yukarı doğru bir gün içi trade imkanı verir gibi görünüyor. Onun dışındaki hareketleri gün sonuna doğru bakacağız ama benim gördüğüm Cuma gününden bugüne kadar piyasalara ekonomik bakışı değiştirebilecek bir durum yok. Bunun da dayanak varlığı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkondan yaptığı konuşmada mevcut durumu sürdürebileceğine dair verdiği güvence. Bu çok önemli. Bu tabii bütün yurt dışı piyasaları da dünyada buraya bakıyor. Bundan sonra yapılacaklar önemli olacak. Eğer rasyonel politikalar artırarak ekonomide enflasyon mücadelesi sürdürülürse ne ala. Ama bununla ilgili bir fire verilirse o zaman gene konuşuruz. Valla izleyicilerimiz de demiş ki Nuri Sevgen kırmızı giydi, bir sinyal, bir mesaj mı veriyor? Valla her şeyinize dikkat ediyorlar. Söyleyeyim yani. Allah'ım yarabbim. Artık buna denecek yani, ben bir şey bulamıyorum. Özel bir sebebi yok. Borsa düşecek anlamına gelmiyor. Yok öyle bir şey. Ben söylemiş olayım. Şey, bu arada siz de az önce değindiniz. Sizin sorunuz vardı galiba ama bir izleyicimiz de sormuş. Tabii, lütfen. Rasyonel politikalar devam edecek mi? Bu konuda düşünceleriniz nedir diye sormuş Hamza Acar. Ben şöyle ekleyeyim. Yani çünkü sorulan sorulardan bakıyorum. Evet. Ya bir faiz arttırımı gelir mi? Kur ne olur? Ki aynen. Kısmen söyledi Sayın Sevgen ama belki tekrar bir iletmiş olalım. Şimdi faiz artırımının gelebilmesi için, yani daha doğrusu faiz artırımı zaten bir seçimden sonra bekleniyordu ama seçimden önce gelmesinin sebebi, hepimiz konuştuk bunları o yayınlarda, rezervlerde hızlı erimenin olmasıydı. Şimdi bu aşamada gördüğüm kadarıyla kurlar bu sabah itibariyle mutedil başladı. Gene 0.14 civarında bir artış görüyorum, %0.14. Bu da yaklaşık olarak şu anki gecelik faiz oranı olan TLRF'e yakın bir oran.
Yani TLRF %53 civarında, buna yakın bir oranda bir artış var. Kontrollü bir şekilde en azından faiz kadar götürülme çabası var ve Merkez Bankası burada kontrolü devam ettirecek gibi görünüyor. Kurlar ne olur? Kurları belirleyecek olan şey uluslararası yatırımcıların durumu olacak. Yani yabancı yatırımcı Türkiye'ye geleceği zaman faizlerle ilgili yatırım yapmak istiyor. Çünkü faiz çok yüksek, oldukça yüksek yabancı yatırımcı açısından. Ama kur riskini de almak istemiyor. Ve kurlarla ilgili o swap vesaire gibi kanalların netleşmesi lazım. Ama swap vesaire gibi kanalları da açtığınız zaman doğal olarak bir kur hata olma riski var. Çünkü Türk lirasının değerli olduğunu artık Asya'da bu işe yeni başlamış, bıyığı yeni terlemiş traderlar bile biliyor. O yüzden bu noktada belki bir kurlarda bir ayarlama önümüzdeki günlerde gelir mi gelmez mi göreceğiz. Burada yakın vade en önemli örnek, ben Mısır'a örnek veriyorum. Mısır'da son günlerde yaşananlar olacak demiyorum, bakın yanlış anlamayın. Ama Mısır'daki en önemli durum yabancı kaynak girmesi için kurlarda bir devalüasyon yapılması durumu ortaya çıktı. Türkiye Mısır'la eş güdüm tutulamayacak kadar büyük bir ekonomi ve önemli stratejik değerleri olan bir ekonomi. Ama bence orada da bir kur ayarlaması söz konusu olabilir mi diye izleyeceğiz. Bu önemli. Ve faizlerle ilgili durum, faiz artırımı bence şu aşamada değil. Ama kurlarla ilgili hareket biraz da spekülatif anlamda artarsa belki onu engellemek için faiz artırımları gelebilir ama piyasada para sıkışacak. Zaten bunu da gözlemliyoruz. Merkez Bankası'nın haftalık repo faizi olan politika faizi 50'di ama piyasa %53 civarında bir ortalama ile fiyatlıyor faizi. Yani zaten o 300 bantlık bandın üst tarafındayız neredeyse baktığınız zaman. Yani bankalarla değil ama piyasadaki değerleme açısından. Piyasa parayı sıkılaştırdığı zaman enflasyonun mücadelenin ilk adımı önemli ölçüde atılacak. Bu kurları engeller. Kurdaki spekülatif atağı engeller. Yabancılar zaten spekülatif atak yapamıyor çünkü swap yok. O yüzden yerli yatırımcının biraz daha önünü görmesi lazım. Bu da güvenli olur. Yani TL'ye güveni sağlayabilecek önemli politikalarda bence ilk olanı kamu tasarruflarıyla ilgili ciddi adım atılması. Yani insanlar şuna inanmıyor. Yani enflasyona mücadele memeş bir şeye güveniyorlar. Para politikası ve maliye politikalarının önemli adımlar atabileceğine dair güven çok kuvvetlenmeye başladı. Ama tasarruf tedbirleri bunun arkasından gelmeden önemli bir şey olmaz. Yani vergi, zamlar vesaire bunlar olacağını zaten siz de konuştunuz. Zaten biraz rasyonel düşünen bunların olabileceğini görüyor. Ama bu yeterli mi? Değil. Çünkü geçmişte açıklanan bütün ekonomik paketlerin temelinde tasarruf vardır. Ya 94-2001 büyük o dalgalanmalarımızda, krizlerimizde gördüğümüz en önemli şey budur. Tasarruf tedbirleri gelirse bu güven sağlanır. Ama tasarruf tedbirlerinin gelmediğini görürlerse bu güven rahatsız bir hale getirebilir. O yüzden kura doğru bir atağı beraberinde getirir mi diye göreceğiz, izleyeceğiz bilmiyorum ama şu anki görüntüyle baktığım zaman ben bir kurda bugünlerde büyük bir atak olması için bu güvensizliğin tetiklenmesi lazım diye düşünüyorum. Umarım kamuda bu konuda Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde olduğu gibi tasarruf konusunda önemli adımlar atar. Belki bir süre zorluk çekeriz ama sonrasında artık bir daha yaşanmamak üzere böyle durumları rafa kaldırır, ekonomide önümüze bakarız diye beklentilerim var, umutlarım var. Yabancı da çok acele etmeyecek gibi değil mi görüşünüz yani böyle? Tabii yani yabancı da acele etmez. Çünkü yabancı bizim kadar böyle heyecanlı değil tabii. Nasıl heyecanlı olsun ki, Türkiye'de yaşamıyor adam, dışarıdan bakıyor. Adam veya kadın ya da insan diyeyim daha doğrusu. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın, hanımlar da beni doğal olarak bir şeyler trollemesin. Ama temel olarak onlar da yatırımcı olarak baktıkları zaman ülkeyi bizim kadar tanımıyorlar. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç borcunu ödemezlik yapmamış. Osmanlı borcunu bile ödemekle övünen bir toplumuz. Ama yabancı diyor ki ya ödemezse, geçmişte oldu ama ya olursa, doğal olarak belli adımların atılmasını istiyor. Bu adımların atılmasında dediğim gibi tasarruf tedbirleri çok önemli olacaktır. Ve özellikle swap kanallarıyla ilgili bir durumun netleşmesi için de kurlarla belli bir düzenleme ya da en azından parasal sistemde belli bir dengenin oluşması şart. Yani umutlu bir haftaya giriyoruz bence. Bundan sonra önümüze bakacağız. Umarım ki önümüzdeki günlerde kamu tarafında çok olumlu mesajlar gelir. Ha, bu olumlu mesajlar kısa sürede bizi bozacak mesajlar. Onu söyleyeyim borsa açısından. Yani paranın sıkılaştırması bizi olumlu etkilemeyecek. Aksine borsayı olumsuz etkileyecek. Aynı fikirdeyim. Haziran, Temmuz'a kadar borsada özellikle dolar bazında daha önce gördüğüm 305 dolar, 310 dolarların üzerinde bir hareket beklemiyorum. Onu net söyleyeyim. TL bazında bile 9400-500 üzerine çıkar mı ondan çok emin değilim. Ama senet bazı hareketler olacak. Çünkü parasal sıkılaşma paranın değerini arttıracak. Enflasyonun mücadelesi önümüzde tünelin ucundaki bir ışığın tünelin sonu olduğuna dair bir mesaj verecek. Karşıdan bir tren geldiğine dair bir ışık olmadığını gösterecek. Yönünde umutlarımız var. Bu umutları tazeleyebilecek bir kamu hareketi bence her şeyi daha olumluya çevirir.
bu beklenim Haziran-Temmuz hareketini belki öne çeker. Çünkü borsa geleceği satın almayı seven bir yapıdır. Bunları bekleyeceğiz. Ben umutluyum. En azından güne mutlu başlıyorum ama yatırımcılara tekrar not alayım. Bugün borsa açısından açılış biraz oynak olabilir. Bir izlesinler, kenara çekilsinler, durum netleşsinler. 8980, 9000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece en azından yukarı doğru 9250-9400 bandına doğru hareketin sürmesini bekliyorum. Nuri Bey, çok vaktim kalmadı, o yüzden yarına ayırmak istiyorum bu sorumu. Sektör bazlı da ben beklentilerinizi merak ediyorum. Yarın da onu konuşalım, olur mu? Hazırlanmam lazım. Direkt bakmıyorum ama bakacağım. Ben dersime çalışayım o zaman. Tamam. Yarınki ev ödevim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Aklınıza sağlık. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikteydi. Epey bir bilgi aldık yani gerçekten. Epey bir bilgi aldık. Evet. Kurda atak olması için güvensizlik tetiklenmesi lazım. Şu an beklemiyorum öyle bir şey dedi. Evet, ve yani borsaya ilişkin de bir takım seviyeler de verdi. Evet. Yani dolar bazında verdiği seviyelere de dikkat etmek lazım. Aynen öyle. Şimdi ve bence böyle tekrar tekrar izlenebilecek bir ipuçları bol olan bir şey oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi isterseniz Zeynep oldu. Aktaş'a dönelim. Yavaş yavaş da kapatmaya hazırlanıyoruz. Tamam. Programımızı finans paranın yönünde bugün şirket panosunda Zeynep Aktaş'ın hazırladığı 5 şirketten biri Gen İlaç, Europower Enerji, Vakıf GMEO, Türk Telekom ve Net Holding. Türk Telekom için Zeynep Aktaş şu başlıkları atmış. Çin merkezli iki bankadan 5 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında kredi alacak haberini derlemiş. Gen İlaç için büyük ortak hisselerini borsaya getiriyor. Amaç teminat göstermek, satmak değil dedi. Yine grafiklerle beraber, Zeynep Aktaş'ın hazırladığı grafiklerle beraber şirket panosunu da gazetemizden takip edebilirsiniz. Haber analize de hemen ben aktarmak istiyorum. Haber analizde ne var? Uzun soluklu çıkış arayışı başlığı atmış Zeynep Aktaş. BIST endeksi uzun vadeli seyrinde yeni bir yükseliş hikayesi arayışında, teknik göstergeler 3'er aylık grafikte çıkışın başlarında olduğumuzu söylüyor. Uygulanan ekonomik programın sonuçları görüldükçe risk iştahı da artacaktır demiş Zeynep Aktaş. Evet, bence de önemli mesajlar vermiş. Bakalım yarın neler yazacak, ben de onu merak ediyorum. Ben de onu merak ediyorum. Yani özellikle bu borsadaki gelişmelere ilişkin bu seçimlerin sonuçları nasıl etkileyebilir? Herhalde onları da kaleme alacaktır. Aynen öyle. Peki. Valla çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla Serhat Gürleyen'in yerel seçimler sonrası piyasalar yazısında şöyle diyor. Yani daha önceki süreçlere de bakıyor. Evet. Piyasa oyuncuları, yani daha önceki yerel seçimlerde, genel seçimlerde borsa ne yapmış diye inceliyor. Evet. Bence onu da ekonomim.com'dan okuyabilir izleyenlerimiz. Ama anlamlı ve kalıcı bir ilişki yok. Ama şöyle, piyasa oyuncuları yerel seçimleri kullanarak Borsa İstanbul'da oynaklığa yol açabiliyor diyor. Ya yani daha önceki. Ancak geçmiş veri yerel seçimler ve Borsa İstanbul arasında istatistiki olarak anlamlı ve kalıcı bir ilişki göstermiyor. Yani gene fazla telaşa kapılmaya, evet, panik yapmaya gerek yok. Doktor Nuri Sevgen'i dinleyelim. Bugün piyasanın açılsın, biraz hareketler olsun. Bakalım ona göre daha sakin bir yatırımcı davranışı sergilemekte fayda var gibi görünüyor. Kendisi de enflasyonun yükselmesi yükselebileceğini ama siyasetin arka plana atıp yeniden ekonomiye döneceğimiz ve programın da devam edeceğini söyleyen bir analizi kaleme almış. Onu da paylaşalım. Kesinlikle. Servet Yıldırım da yabancılar seçim bitti, yabancılar gelir mi'den çok kısa bir paragraf da aktarmak istiyorum. Ona da değinmeden geçmeyelim. Ekonomi.com'dan da okuyabilir izleyicilerimiz. Daha kalıcı ve faydalı olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları için altyapı ve hukuktan kurumsal yapıya kadar birçok alanda güçlü bir hikaye sunmamız gerekiyor. Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 4 yıl var. Bunu bir fırsat penceresi haline getirip gereken adımları atmak ve güçlü bir hikaye yaratmak gerekir demiş Servet Yıldırım'da.
Onu da yine ekonomim.com'dan okuyabilirsiniz. İzleyicilerimize de söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bir anketimizin sonuçlarına da bir bakalım. Bugün borsada açılış nasıl olur diye sorduk izleyenlerimize. İzleyicilerimizin %71'i pozitif demiş. Bu arada 1490 oy var. %71'i pozitif demiş. %29 da negatif yanıtını vermiş. Bakalım. Demek ki zaten izleyenlerimiz de o kadar da telaşa kapılmış durumda değil. Aynen, evet. aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrar kıymetli katkılarınız için. Hakan Güldağ ve katılımcılarımızla, konuklarımızla beraber seçim sonrası ekonomideki yansımalar ne olacak, ne bitecek, seçimden arda kalanları konuştuk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın 7.30'da görüşmek üzere. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın diyelim. Evet, lütfen. Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sundu.